Merhabalar herkese. Öncelikle senle bir toplantıda bir arada mıydık? Biz evet, şu anda aslında hem sizle hem Sodexo'yla ben hem kariyerimde hem de şu anki şirketimde bir arada bulunduk yani. Süper, süper. Çok böyle daha yakın bir ortam oldu. Evet, zaten biz bizeyiz gördüğün gibi. Aynen. Ya ben aslında şöyle bir genel bir giriş yapayım isterseniz ödeme sistemlerinin geleceğiyle ilgili. Aslında müşteri hizmetleri deneyimi zirvesine de sadık kalmak adına ödeme sistemleri son zamanlarda hem regülasyonel değişiklikler sonucu oluşan yeni finansal teknoloji şirketlerine konuk oldu. Burada piyasa oldukça değişti. Hem de aslında bizim önceden bildiğimiz yemek kartları, hediye kartlar gibi aslında bu regülasyonun dışında kalan bu firmaların da check-out adımlarının, mobil uygulamaların gelişmesiyle daha hızlı bir şekilde müşterilere daha yakın temas edilebildiği check-out alanları haline geldi. Ben de bu doğrultuda aslında hem Ömer Bey'le burada HepsiPay, yani finansal teknoloji bacağının en etkin oyuncularından birini konuk ediyorum. Hem de Ayça Hanım da aslında ilk bizim bu mobil ödeme ve kredi kartı dışındaki ödeme yöntemlerine alışkın olduğumuz yemek kartları ve bu hediye çekleri gibi kurumsal çözümlerin en deneyimli oyuncularından Sodexo'dan katılıyor. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan hoş hepiniz. Bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. Ben aslında çok uzatmadan sözü hızlıca size bırakmak istiyorum. Önce Ayça Hanım'la başlayayım. Siz yakın zamanda aslında Sodexo hem bir yenilendi hem uygulamasını güncelledi. Böyle bir konsolidasyon yaşadı sanırım. Bize evet, bununla ilgili böyle biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Aslında Sodexo'yu herkes yemek kartı olarak biliyor. Uzun zamandır böyle ama Sodexo yemek kartından bir tık daha öte, farklı avantajlar sunan bir şirket. Çünkü aslında bizim Sodexo'nun vizyonunda şu an 3 tane temel paydaşımız var. Bunlar client dediğimiz müşteriler, yani şirketler. Onlar çalışanlarına çalışan deneyimini iyileştirecek, yan hak süreçlerini iyileştirecek hem platform olarak çözümler hem de hediye çözümleri, motivasyon çözümleri arıyorlar. Öte yandan çalışanlar çok hızlı bir dünyada hızlıca yemek yiyip işlerini halledip kolay ödeme yöntemleriyle alışveriş deneyimlerini hızlı tamamlamak istiyorlar ve motivasyon olarak cebinden harcamamak terimini kullanıyorlar. Bu anlamda hediye kartları, yemek kartları gibi şeyler hala ekstra avantaj olarak algılanıyor. Öte yandan ekosistemin bir diğer parçası olan üye iş yerleri ve iş ortaklarımızda da Sodexo dünyasındaki kullanıcıları oraya yönlendirerek onların işlerini büyütmesini sağlıyoruz. Buradan bakıldığında aslında Sodexo dediğim gibi sadece bir yemek kartı değil, aynı zamanda hediye ürünleri sağladığımız Flexo Gift de içerisinde barınıyor. Akaryakıt hizmeti verdiğimiz Fuel Pass ürününü de barındırıyor. Daha özel business servislerde kullanılmak üzere ağırlama giderleri için Business Pass veya şirketlerin toplu taşıma kullanan çalışanları için kurumsal ulaşım çözümleri de var. Dolayısıyla biz bu servisleri ayrı ayrı yönetmekteydik bundan öncesinde. Flexo Gift'i ve yemek kartını. Bu yeni uygulamada aslında Flexo'yu ve yemek kartını aynı uygulamada buluşturduk. Bunun tabii yaparken hem arayüz iyileştirmeleri hem altyapı iyileştirmeleriyle hem de tedarik çağındaki restoranları, iş ortaklarını artırarak yaptık. Dolayısıyla artık sadece tek bir uygulamadan, tek bir user'a, tek bir account'la sadece uygulamayı kaydırarak isterseniz yemek kartınızı, isterseniz Flexo Gift içerisindeki bakiyenizi çeki dönüştürerek kullanabiliyorsunuz. Çok daha pratik, kolay. Cebinizde olduğu sürece her türlü harcamayı rahatlıkla yapabileceğiniz bir hale geldi. Aslında benim de yakından takip ettiğim finansal teknolojinin en etkin şu andaki odaklarından biri bu konsolidasyonlar. Hı hı. Yani burada çok fazla uygulama, müşterilerin çok böyle telefonlarında farklı farklı uygulamalar oluyor. Müşteriler odak kaybedebiliyor. Ülkemiz yakın zamandaki araştırmalara göre, aslında 2022 araştırmalarına göre dünyada en çok uygulama silen, mobilde uygulama silen ikinci ülke konumunda. Dolayısıyla bununla çok da hizalı bir karar oldu. Müşterilerin artık tek bir Sodexo bağı olacak. Oradan bütün işlemlerini yönetebilecekler. Diyerek ben aslında Ömer Bey'e bu konsolidasyonda farklı bir
girizgahla söz bırakmak istiyorum. Aslında yakın zamanda regülasyonda bir açık bankacılık değişimi yaşadık. Bunun öncesinde de yani 2014'ten sonra regülasyonlarla beraber hayatımıza giren bu e-para lisansları, ki siz ilk alan firmalardan birisiniz. Evet. Burada hem siz aslında Hepsi Burada'nın gücünü kullanıyorsunuz, hem zaten müşterilerin ülkede en çok kullandığı mobil uygulamalardan birisiniz. Dolayısıyla müşteriler birçok farklı dikey ihtiyaçları için, servis ihtiyaçları için sizin uygulamanızı kullanıyor. Siz artık orada müşterilere finansal çözümler de önerebileceksiniz. Ben bu doğrultuda hem bu odak noktasını, checkout kısımlarını, bu müşteri deneyimi anlamında nasıl yönetiyorsunuz, hem de Hepsi Burada'nın böyle rekabete göre, hem de mobil bankalara göre killer app diyebileceğimiz en yetkin özelliği, değer önerisi müşterilere nedir? Onu sormak istiyorum size. Tabii. Hepsi Pay, Hepsi Burada'nın gömülü cüzdanı, 12 milyon kullanıcımız var. Bu sene biz ilk defa Hepsi Burada'dan çıkartıp başka markalara götürüyoruz. Başka merchantların online ve offline kanallarına götürüyoruz. Aslına bakarsanız bu bizim için, Hepsi Burada için devrim niteliğinde bir karar. Çok uzun süre üzerinde çalışılmış. Buradaki deneyim, şu anda Hepsi Burada'da olan doldur deneyimi var. Yani bilmiyorum, kullandınız mı Hepsi Pay'i hiç Hepsi Burada'da? Kredi kartlarınızı içerisine tanımlayabiliyorsunuz. Bir tane dijital ön ödemeli kart var. Hepsi Pay logolu, Mastercard logolu. Onun içerisine çeşitli yöntemlerle para doldurup harcayabiliyorsunuz. Şimdilik sadece Hepsi Burada'da, çok yakında da kendimize hedef belirlediğimiz çok büyük perakendenin büyük oyuncularında, onların online ve offline satış kanallarında olacak. Buradaki deneyim aşırı önemli. Açık bankacılık dediğin, şu anda tam olarak aslında onu kullanarak, açık bankacılıkla değişen yasayı kullanarak bankalarla tek tek entegre oluyoruz biz. Yani normalde siz ya da bir perakendeci bir ya da iki bankayla entegre olup olabilip kendi satış kanalında, anlaşmalı bankasında taksit ya da alışveriş kredisi gibi bir entegrasyona girebiliyor. Çok aslında maliyetli ve uzun süren entegrasyonlar. Fakat bizim müşteri deneyimi ve ürün tarafındaki arkadaşlar, bu sene şu anda anlaşmayı sağladığımız 3 banka, yıl sonuna kadar da 9 büyük bankanın olmasını hedefliyoruz. Böylece 12 milyon kullanıcımızın neredeyse tamamına, %90'ına yakın bir coverage'la banka müşteri edinme sayılarına ulaşacağız. Böylece cüzdanımızda sağladığımız alışveriş kredisi, alışveriş kredisi bir ürüne bağlı olmak durumunda. Nakit kredi herhangi bir ürüne ya da sepete bağlı değil, herhangi bir zamanda anlaşmalı bankanızdan cüzdanınız içinde çekip size uygun faiz oranlarıyla kartınızı doldurup, debit kartınızı doldurup, hem Hepsi Burada da ve yakında dediğim gibi başka markaların online ve offline satış kanallarında harcayabileceksiniz. Bir de tabii hemen az sonra öde var. Onu da yine cüzdanımızla beraber bu anlaştığımız markalara götürüyoruz. Bu anlamda az önce söylediğim gibi Hepsi Burada için devrim niteliğinde, çünkü ciddi bir müşteri göçü öngörüyoruz. Firmalar bize soruyor, bunu neden yapıyorsunuz diye. Orada çok çok stratejik bir karar var, çünkü birkaç tane büyük perakendeci, e-ticaret oyuncusu var. İsmini söylemekte beis görmüyorum. Trendyol, Hepsi Burada gibi. Bu markaların hepsinde aslında müşteri değişimi var. Churn dediğimiz bizim. Her türlü zaten bu insanlar Trendyol'dan alışveriş yapıyor, Hepsi Burada'dan alışveriş yapıyor. Hepsi Pay'in dışarı çıkarılma, yani başka markalara götürülme sebebi de bu deneyimi başka markalarda da, aslında onların satış kanalında da sağlamak ve aslında aynı ekosistemde müşteriyi elimizde tutmaya çalışmak. Açık bankacılığın bize sağladığı en büyük özellik, yeteneklerden bir tanesi de bu adamlara kendi cüzdanında, Hepsi Burada dışında da başka ödemelerinde krediler sağlamak, mikro krediler sağlamak. Çok teşekkürler. Aslında sizin yani pazar yerlerinin şu anda temel belki de problemlerinden biri churn dediniz. Perakende'den de ben bir örnek eklemek istiyorum. Aslında checkout adımında bounce rate, yani tam checkout'a kadar ürünlerini sepetine ekledi, müşteri sonuna kadar süreci getirdi, tam ödeme esnasında vazgeçiyor. Yani bu ülkemizin şu anki şartları gereği finansal nedenlerden olabilir, teknik bir takım problemler nedeniyle olabilir. Siz aslında o noktada hem oldukça verimli bir data akışına sahipsiniz, bunu gözlemleyebiliyorsunuz, hem de bu finansal teknoloji altyapınızla buna çözüm üretebiliyorsunuz. Çok net. Hemen burayı söyleyeyim. Buradaki amiyane tabiyle batık oranımız Hepsi Burada da. Çünkü
tekrar firmalar bize her zaman soruyor. Bu insanlar ödemezse ne yapıyorsunuz? Yani hemen al sonra öde. 3 ay sonra öde. Kartı iptal etti. Hepsi burada. Orada ciddi bir hepsi buradanın analitik zekası çalışıyor. Yani aslında biz ödeme performansından emin olmadığımız, bize bu borcu ödeyeceğinden emin olmadığımız hiç kimseye bu özelliği Hepsipay'de göstermiyoruz. Aynı şeyi markalara da götürüyoruz. Dolayısıyla oradaki batık oranımızı P&L dediğimiz 1.5-2'lerde tutuyoruz. Aynı kişiler, aynı özelliklerle şimdi Hepsipay'i götüreceğimiz merchantlarda da o performansı göstermesini bekliyoruz. Deneyim çok önemli tabii. Oradaki o seamless deneyim sayesinde aslında satış kaçmıyor. Bütün o öğrenmemiz gereken aslında deneyimi de hepsi burada da bir laboratuvar gibi öğrendik. Şimdi o öğrenileri de götürüp başka büyük markalara online kanallarına taşıyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Gelecek. Çok yakında. Temmuz'da reklamı çektik. İnşallah. Hepsipay ile her yerde öde. Temmuz sonu. Şimdi tabii yani deprem, seçim vesaire evet. Biraz kaydı programlar. Ama çok yakında Hepsipay ile her yerde. İçindeki kare kod okuyucuyla bütün postlarda bakiyeleri doldurduğunuz kartlarınızı ödeme yapabileceksiniz. QR ödeme dünyasına yeniden bit pazarına nur yağacak. Onu söyleyeyim yani. QR'lar geri geliyor. Gerçekten öyle. Ya, aslında ben buradan tekrar Ayça Hanım'a dönmek istiyorum. Şöyle sözü bırakmak istiyorum size. Şimdi burada aslında pazar yerlerinde müşteri checkout adımında ürünü almak istiyor, hizmeti almak istiyor ama bir finansman getirisi bekliyor ve firmalar burada çözüm üretmek için bir rekabet halinde. Sizin dünyanız aslında restoran ve hediye kartı özelinde müşterilerde zaten bakiye var. Bunu istediği yerde harcamak istiyor. Biraz aslında daha farklı bir durum. Siz de burada hem partnershiplerle hem de bu mobil ödeme yöntemlerinizle müşteri deneyiminizi iyileştirerek bu süreci daha sürtünmez hale getiriyorsunuz müşteriler adına. Tamam. Ben bu konuda sizden özellikle bu 6 haneli kodlarla müşterilerin artık çok daha rahat bir ödeme yapabildiği dünyada bunun yayılımının nasıl faydasını görüyorsunuz? Müşteri deneyimini iyileştikten sonra nasıl geri bildirimini aldınız? Bunu dinlemek istedim. Tabii aslında bunu bir örnekle açıklamak belki daha doğru olur. Birazcık bizim personalarımız üstünden de anlatayım. Çalışan bir persona düşünelim. Bir anne olsun bu persona. Ve oldukça yoğun çalışıyor ve o gün bir de çocuğu var evde ve o gün işe gitmesi gerekti. Annemiz işe gidiyor. Bütün gün yoğun bir şekilde çalışıyor. Öğle yemeğine çıkacak vakti bile olmadı ve dışarıdan yemek söylemek durumunda kaldı. Dolayısıyla siparişini verdikten sonra kurye geldiğinde sadece 6 haneli mobil ödeme kodu al diyerek, 6 haneli mobil ödeme kodunu göstererek herhangi bir yanında kredi kartı, para hiçbir şey olmasına gerek olmadan sadece telefondaki uygulamayla bakiyesini kullanabiliyor. Veya yine benzer bir yöntem QR kodunu okutarak bunu yapabiliyor. Evdeki çocuğunun da aç kalmaması lazım. Ona da ama bir ödeme, işte çocuk kod söyleyemez vesaire. Onun için de tamamen işte Getir Yemek veya Trendyol Yemek gibi platformlardan online ödeme seçeneğiyle bakiyesini, yemek bütçesini önceden ödüyor ve direkt kuryenin çocuğuna yemeğini götürmesini sağlıyor. Akşamüstü diyelim misafiri geldi ve misafirleri için bir şeyler yapması gerekiyor. Ani bir haber aldı. Dilerse iş çıkışında marketten yine harcamasını yapabilir ve bunun için yine yanında bir cüzdan taşımasına, bir şey taşımasına gerek yok. Sadece marketten ürünlerini aldıktan sonra kasada QR kodu okutması, göstermesi yeterli. Daha da güzeli, markete gidecek vakti de yok bu kişinin. Çünkü oldukça yoğun çalışan ve ani haber alan bir kişi. Bizim Sodex uygulamamız içerisinde online alışveriş diye bence bizim sektörde bizi birazcık daha ayrıştıran kısımlardan bir tanesi burası. Buraya girdiğinde çok çeşitli markalardan dilediği şekilde online alışveriş yapabiliyor ve bunu farklı bir markanın web sitesine gitmek zorunda olmadan çoğu zaman uygulamamız içerisinden çok kolaylıkla tamamlıyor. Ürünlerini seçiyor, mobil ödeme koduyla ödüyor ve bundan sonraki sipariş sürecini aslında geçmiş oluyor. Dolayısıyla oturduğu yerden o yoğun çalışma iş temposunda sadece mobil uygulamasını kullanarak gerek veya işte kartıyla, NFC ile, QR kod ile, mobil kod ile, Sodex online ödeme seçenekleriyle tamamen telefondan yönetebildiği bir ödeme dünyası var diyebilirim.
Öte yandan bir de Flexo Gift var. O birazcık daha böyle göz bebeğimiz yenilikçi ürünlerden bir tanesi. Flexo Gift'te temelinde şöyle, burada çok kişi değiliz ama Flexo Gift kullanan var mı? Siz henüz? Ben ne olduğunu biliyorum. Önceki içimden. Flexo Gift içindeki Hopi paracık paketleri için anlaşmaları ben yönetiyordum eski öyle işimde. Evet. Flexo Gift'i yakından takip ettim. Bence çok iyi. Evet, evet. Ben de genellikle Hopi'ye ya da Boyner'e çeviriyorum çeklerimi. Flexo Gift'te de şöyle, o da çok güzel bence, yenilikçi, yaratıcı bir ürün ve direkt müşteriden gelen geri bildirimlerle tasarlanmış. Orada da diyelim şirketiniz size üstün başarınızdan dolayı veya işte bayram hediyesi olarak 5000 liralık bir çek tanımladı, bir bakiye tanımladı. Siz bu tanımlanan bakiyenin 1000 lirasını Boyner'e, 1000 lirasını Hopi'ye ve Hopi'nin içerisindeki diğer bütün markaları kullanabiliyorsunuz tabii ki. 1000 lirasını Teknosa'ya, işte bir kısmını ayakkabı dünyasına, yani giyimden teknolojiye, well-being'e, farklı birçok alandaki çeklere dönüştürüp onları yine az önce bahsettiğim Sodexo deneyiminde olduğu gibi sadece kod göstererek veya alt haneli kodu söyleyerek kullanabiliyorsunuz. Yani tüm bu deneyim içerisinde cebinizde sadece Sodexo'nun olması yeterli. Yani bir cep telefonu size ne kadar yakınsa Sodexo da o kadar yakın diyebilirim. Bence bu en sevilen özelliği Sodexo'nun. Her anlamda her yerde kolaylıkla cebindeki bir kod kadar yakın olması yani. Evet, aslında benim o çok önemsediğim ve müşterilerin de eminim çok önemsediği bir özellik. Aslında checkout adımları müşterilerin çok fazla takılmayı sevmediği mecralar diyebiliriz. Evet. Yani biz ödeme sistemlerinin geleceği dediğimiz aslında bu alan checkout ya yani ödeme sayfaları ne kadar basitleştir, ne kadar hızlanırsa müşteriler beklentisi açısından o kadar iyi hale gelir diye düşünüyorum ben. Bu doğrultuda aslında Ömer Bey, siz HepsiPay olarak burada ödeme sayfasını müşteri adına kolaylaştırmak, kısaltmak için bu ödeme sayfasını müşteri deneyimi olarak HepsiPay'de ana rekabet ettiğiniz firmalar olarak neleri görüyorsunuz? Mesela benim kişisel olarak merak ettiğim, artık açık bankacılık ve e-para lisansındaki regülasyonel değişiklikler nedeniyle HepsiPay bankaların birçok fonksiyonunu kendi bünyesinde yönetilebilir hale geldi. Sizin bahsettiğiniz analitik, aslında finansal skorlama ekipleri bankaların kalbi diyebileceğimiz, karlılıklarını yön veren ekipler ve siz artık bu ekiplere de sahip olabiliyorsunuz. Bu doğrultuda aslında bu dijital bankaları da checkout adımlarında ve ödeme yöntemlerinde veya müşteri deneyimi anlamında rekabet olarak görüyor olabilir misiniz? Yani aslına bakarsan evet, hem bankalar hem birçok fintech bizim rakibimiz. Bu az önce bahsettiğim bizim bütün yeteneklerimizi tek tek veren birçok oyuncu var. Fakat hepsini bir araya getirmiş. Hem hepsi buradanın datasından beslenen skorlaması. Biz burada KKB'den de destek alıyoruz ama kendi skorlamamızı da kullanıyoruz. Hem bu bahsettiğim 9 büyük bankayla tek tek entegre olup aslında o bahsettiğin deneyimi orada sağlaması. Hem de hemen az sonra da alışveriş kredisi ya da nakit kredi gibi özellikleri müşterinin tek tuşla cüzdanına getirmesi bizi biraz ayrıştırıyor. Tabii burada hepsi buradanın gücünü es geçmemek lazım. Yıllar içerisinde, 20 yıl içerisinde ciddi bir data oluşmuş. Onları da şimdi HepsiPay üzerinden müşterinin deneyimine sunuyoruz. Checkout kısmında aslında satışın kaçıp kaçmaması tamamen aslında o deneyimle ilgili. Burada bir müşteriye ne kadar çok ödeme seçeneği sunduğunuzla da ilgili satışın kaçıp kaçmaması. Ayrıca bankacılık uygulamalarına gidip geri geliyor şu anda. Yani eskiden krediyi çekmek için alışveriş kredisinde başka markalarda, başka online adımlarda bir kereye mahsus bankanın sitesine gitmeniz gerekiyordu. Açık bankacılık sayesinde şimdi biz o entegre olduğumuzda sadece bir kere aslında bankanın sitesini açıyor, geri geliyor. Dolayısıyla kredi onaylanıyor. O gelen krediyi dijital kartına dolduruyor ve harcıyor. Dolayısıyla birkaç tık daha az koyarsanız o adıma o satışın gerçekleşmesi için destek olmuş oluyorsunuz aslında. Çok teşekkür ederim. Peki aslında son olarak ben tekrar Ayça Hanım'a dönmek istiyorum. Siz Sodexo ekibi olarak ödeme müşterilerin ödeme süreçlerini nasıl tasarlıyorsunuz? Yani ya da müşterilere önümüzdeki süreçlerde ne gibi kolaylıklar planlıyorsunuz? Bunların tasarımını nasıl yapıyorsunuz? Bize onları biraz bahsedebilir misiniz onlarla ilgili? Tabii ki.
Aslında Sodexo'da da birikmiş böyle sağlıklı bir data var. Bunun yanında biz müşteri deneyimi ekibi olarak da zaten benim de birlikte arkadaşlarımla yönettiğimiz servis tasarımını çok içselleştirdik ve onu gerçekten uygulamaya çalışıyoruz. Gerçekten az önce bahsettiğim üye iş yerlerini, müşterileri, kullanıcıları farklı personalarda inceleyerek neye ihtiyaçları var onları algılamaya ve onlara uygun çözümler sunmaya çalışıyoruz. Örneğin bugün clientların yani müşterilerin ihtiyacı çok basit platformlardan çalışanının çalışan deneyimiyle ilgili bütün aksiyonlarını yönetebilmek. Öte yandan üye iş yerlerinin ihtiyacı birazcık daha ortalama restoran ve marketleri düşünecek olursak aslında çok fazla entegrasyonla uğraşmadan, teknolojinin içine çok fazla girmeden çok basit uygulamalarla ödemeyi alabilmek ve o Sodexo kitlesinden faydalanabilmek. Kullanıcıyı da aslında az önce açıklamıştım. Motivasyonları, işte hediye ürünler, birazcık daha kolay ödeme yöntemleri, o hızlı kullanması gereken vakti doğru kullanacak yöntemler. Bu anlamda sadece burada tabii ki hem servis tasarımında da müşteri deneyimi datasından hepsinden faydalanıyoruz. Ve o tasarlarken de bütünleşik olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Müşteri, tüketici için vasıta bahsetmiştim. Flexo Gift'ten veya mobil uygulamadan, yemek kartından. Örneğin üyelerimiz için de Cepos diye bir uygulamamız var. Cepos bence çok etkili ve çok hayat kolaylaştıran bir uygulama. Bu da yine cep telefonunuzda indirdiğiniz bir üye iş yeri olarak kullanabileceğiniz bir ödeme alma yöntemi aslında. Kuryeleri düşünün. Bir sürü kuryesi var. Sürekli sipariş alan bir şirket. Birkaç tane post cihazı var ellerinde ve onu sürekli bekliyor. Diğer arkadaşının gelmesini bekliyor. Farklı yerlere giderken onu kullanıyor. Ama cep postu olan bir üye iş yeri kendisini ve kuryesini tanımladığı bu uygulamadaki account sayesinde tamamen cep telefonuyla bütün ödeme alma süreçlerini yönetebilir durumda. Dolayısıyla bir fiziksel post beklemenize, onun işte ağır yavaş çalışmasına da gerek ya da bunlarla uğraşmak zorunda olmadan siz kapıya kurye olarak gittiğinizde kişinin mobil ödeme kodunu okutarak veya işte QR kodunu okutarak ödemenizi alabiliyorsunuz. Sodexo postu değil mi? Merakımdan soruyorum. Alt evet. Tarafta bir banka olmak zorunda değil. Uygulamayı indiriyor. Evet. Küçük bir restoran bile aslında Sodexo'yla indirim ödeme alabiliyor. Tabii ki aynen. Cep postu uygulaması bir kullanıcıları tanımlayan bir ana account var. Bir de kuryeler gibi o ödeme almayı kullanacak account'lar var. Dolayısıyla cebinizde yine cep telefonunuz varsa ödemenizi alabiliyorsunuz. Herhangi bir ağır post cihazı taşımak, başka bir şey beklemek zorunda değilsiniz. O da hayatı çok kolaylaştırıyor. Kullanıcılar da ben de dahil çok seviyorum. Yani cep post görünce ürünümüzü kullanıyor falan diye hem mutlu oluyoruz. Hem de çok çok pratik bir ürün. Kodunuzu okutabilir miyim diyor. Çeviriyorum, okutuyorum, bitiyor. 3 saniyelik bir diyalog yani. Gerçekten o konuda basitlik, ben onu biraz böyle cımbızla almak istiyorum. Çünkü benim de bağlamak istediğim aslında böyle yavaş yavaş da kapatırken nokta. Bir örnekle de aslında açıklamak isterim şimdi hepimiz. Burada Starbucks'tan ya da online perakendelerden kart kayıtlı ödeme alıyoruzdur. Türkiye'deki de en bilinen oyunculardan bir tanesi de aslında Masterpass burada. Eminim burada çoğumuzun telefon numarasıyla eşleştirdiğimiz bir Masterpass uygulaması kartı vardır. Ve yeni uygulamaya geçtiğinde ödeme adımında, checkout adımında o sorar direkt sizin zaten bu telefon numaranıza ait bir Masterpass var diye. Gündelik yaşantımızda kullanıyoruz, checkout'ta para yüklüyoruz içerisine, harcamada kullanıyoruz ama eminim çok azımız direkt olarak uygulamasını indirip de telefondan Masterpass uygulamasını açmıştır. Zaten fonksiyonel olarak neredeyse hiçbir ek özellik sunmuyor uygulamasında. Sadece saklı kartları tutup görüntüleyebiliyorsunuz. Bir farkındalık yarattığını düşünmüyorum ben onun. O aslında çok temel bir yerde. Nereye açarsanız rastladığınız, burada kartlarım çıktı dediğiniz, Masterpass olduğunu çoğu insanın farkında bile olmadığı bir yapı. Evet. Az önce bahsettiğim aslında biz o piyasadaki rakiplerimizden bir tanesi de Masterpass. Özelliklerimizden bir tanesi sadece Masterpass'in şu anda tek yaptığı iş. Onlar bizi biraz piyasayı açtılar yolu. Evet, kart kaydetme anlamında. Ben de oraya bağlamak istiyordum. Siz orada kart kaydediyorsunuz, hepsi Pay'de kart kaydettirebiliyor. Evet. Ve sizin bahsettiğiniz gibi yeni oyuncularda biz hepsi Pay'le aslında müşteriler bir checkout adımında da
tanışabilecek artık. İlla hepsi burada müşterisi de olmasına gerek yok. Bir partnerle, sizin anlaştığınız firmayla o adımda karşılaşabilecek. Belki de zaten benim beğendiğim özelliklerinizden bir tanesi, hepsi pay native bir uygulama ya da onu push eden bir yapı yok. Tamamen hepsi burada içerisinde küçük bir tıkla siz küçük bir orada müşteride bir sürtünme yaratmadan aslında çok büyük özellikler getiriyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Sodexo'da aslında hem müşterilere sağladığı, partnerlerine sağladığı cep posta, son müşterilerine de sağladığı aslında bu online kodlarda sadece o kod ile istediği ürünü, istediği hizmeti almasını sağlıyor. İstediği restoranda alışverişi yapmasını sağlıyorsunuz. Ben buradaki basitlik ve uygulama kirliliği yaratmadan müşterilere tek tıkla ya da ufak böyle widgetlarda ya da ufak API ile bağlantılan yerlerde çözüm üretmeyi çok değerli buluyorum. Doğrultuda bunu iyi yapan, hatta en iyi yapan firmalardan ikisiyle de bu paneli ilerlettik. Bunun için ayrıca teşekkür ederim ben. Hem de buraya kadar geldiğiniz için. Biraz da aslında vakitlice bitirdik. Varsa soruları da alabiliriz sizlerden. Yok sanırım. O zaman son panelde bizi sabırla dinleyen tüm katılımcılara herkese teşekkürler. Herkese teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederim sizlere katılımınız biz için. Biz de Sayın Cem Aydede'ye, Sayın Nida Ayça Onur'a ve Sayın Ömercan Fırat'a bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.